Bundan sonrası bizim sorumluluk alanımız. Siz dönün. Buna patron karar verir. Karar verildi. Adam geçsin ve dönün. Takip makip olmasın sen. Siz misiniz? Evet, biziz. Çantamı unutmuşum arabada. Biz sadece güvenliğiniz için buradayız Esat Bey. Güvenlik? Aa, sahi sahi. Sayenizde şu Allah'ın dağı, Orta Doğu'nun en güvenli yeri ha? Herhangi bir yorum yapmayacağım. Yorum yapsan şaşardım zaten. Çantanızı alacak mısınız? Çantamı getirin. Saat 14'te beyefendi ilacı var. Unutmayın ha. Bak. Komutanım çok nazik adamdır. Ama ben seni döverim. Sen bana... Yürü lan! Bize verildiği şekliyle değil mi? Evet. Tamam. Önce Suriye heyetiyle görüşmesi var. Ardından da doğduğu mezraya geçeceğiz. Mezrada mı doğmuş? Aslında eminim. Orası... Biliyorum Osman, biliyorum. Ferit nerede? Geliyor. Ferit'le gidiyorsun ha? Evet. Bana biraz ağzı sıkı bir adam lazım. Bir şey söylemeye mı çalışıyorsun Eval? Hiç alanda değilim Şafik. Ve tavsiye ederim beni havaya sokma. Bilgi vermiyorsun Eval. Ne yaptığın gene belirsiz. Üstelik hiyerçinin de canını okuyorsun. Eğer tek kelime daha edersen senin canını okuyacağım. Duydun? Hazırım baba, gidebiliriz. Tamam. Lanet karı. Asker misiniz? İstihbarattan mı? Hayır. Karakoldayız biz. Jandarma. Karakol? Jandarma. Evet. Ben Asteğmen Hakan Küçükaslan. Ve uzman jandarma Osman Kanat. Sizi niye yolladılar ki? Ben tek başıma giderdim. Bu konu üstlerimizin takdiri. Biz kanaat belirtemeyiz. Yani demek istiyorsun ki... Yani demek istiyor ki aslında biz de sizi korumaya o kadar meraklı değiliz Esat Bey. Osman. Siz üstlerinize de rapor veriyorsunuz herhalde ha? Yalnız bak, sizden hiç oğlumla elektrik almadım. Sağdaki. Ben seni elektrik santraline çevirmeyebilirim de. Hadi neyse. Şimdi sıkıntıdan patlayacağım ona. Aslı Emin, bu adam madem bu kadar önemli, niye böyle garip bir koruma yapılıyor ki? Garip koruma biz oluruz değil mi?
bazen Hüsamettin ablayı hiç anlamıyorum. Ya adamı basından falan kaçırıyorlar. Yani hem gürültüsüz, gösterişsiz hem de etkili bir şey istedi demek ki komutan. Ya bu adam bu kadar ne konuşuyor ya? Ne bileyim ben. Neyse ya, boş ver. Biz işimize bakalım. Herif iznimi de yedi. Şu sağda duralım. Nerede olursa olsun özür değil mi Doğu yerleri? Peki. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sağ ol. Sağ ol. Hadi biraz soluklanalım. Ne tuhaf değil mi ya? 35 yıl olmuş, değişen hiçbir şey yok. Şu hale bak. Desene 35 yüzyıl değişmeyen şey. 35 senede mi değişiyor? Belki de biz göremiyoruzdur. Hadi beyler, oturalım şöyle biraz. Vay vay vay. Senin ne işin var burada? Seni büyük bir zevkle indirirdim ama büyük balığı kaçırmak olmaz şimdi. Babam. Nasılsın? Türkçe bilmiyor musun? Keşke seninle İngilizce konuşabilseydik. Tabii şartlar müsait olsaydı hiç de fena olmaz. Sen buralı mısın? Hı. Buralarda doğmuş. Gittim. Tanıdığım mı vardı? Seni bilmiş şey seni. Git. Kapat. Thank you.
Arabaya gidemeyiz. Kaç kişi bunlar Osman? Bilmiyorum aslında eminim ama çoğalacağa benziyor. Şu tarafı deneyelim. Hani bilgisayarım var. Koşun şimdi, koşun. Hay senin bilgisayarın ya. Tek şey buymuş gibi görünüyor. Yürütelim o zaman Osman. Hadi bin. Bin! En azından hayattayız. Öyle değil mi? Yürüyeceğiz Esat Bey. Telefonlar çekene ya da bir yere ulaşana kadar. İtalya'dan mı? Asker olmadığım için üzgünüm. Doğal ortamınıza geldik değil mi? Pekala. Esat Bey, peşimizdekiler oldukça hızlıdırlar. O yüzden yürümenizi öneririm. Ben artık bittim. Ben artık bittim, ne olursa olsun yürüyemeyeceğim. Osman telefona baktın mı? Yok. Hala çekmiyor. Burası çok korunaksız. Burada duramayız. Yürümeyi deneyin hadi. Korunaksızmış. Korunaksızmış. Mezar çok korunaklıydı da ne oldu ha? Arabamızı bile orada bıraktık. Hep sizin yüzünüze zaten. Koruma tekliflerini defelenen sizsiniz yalnız. Hadi be, bütün yaptığınız işler zaten. Yat! Koşun! Koş! Hadi! Koş! Hadi! Koş!
Osman. Şuraya kapağı atalım. Orta Doğu Konsorsiyumu Başkan Yardımcısıyım. Adım... Bak, güldürdün onları. Osman, sen o... Tanıdı seni. Benim Sıtkancı. Osman, kimdir peşinizdekiler? Bilmiyorum. Mezardan biri peşimizeler. Öğrenin. Öğreniriz. Ya Osman, vurmasınlar adamı. Adamı çıkarttılar sonra. Çıkartmadılar. Kendisi çıktı. Nereden bilirsen Haval? Tanımıyorsan adama. Biliyorum işte. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çıkmalarını bekleyeceğiz. Ne ya? Basıbalak. İki el bombası tamam. Olmaz. İhtiyara dokunmayacağız. Ya ne olacak Haval? Zaten bir ayağı. Sana ihtiyara dokunmayacağız dedim. Eğer onu öldürürsen köylü bir yudum su vermez sana. Anladın mı? Çok yanlış yaparsın. Çok. Bekleyeceğiz. Eninde sonunda çıkacaklar. Hacıyım demiştin sen. Boş ver ihtiyar, boş ver. Muhabbet edilecek bir mevzu değil bu. Orta Doğu Korsansuyum Başkanı. Hayır, yardımcısı. Ne yapıyor bu dediğin şey? Bak, yerel kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapıp bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkı veriyor amca. İyi, iyi. Pek güzel. Bak anladı işte. Nereli bunlar? Kim nereli? Yani bu gelişmeyi kurtaran ne diyorum? Ya bu bir konsorsiyum. Merkezi de Londra'da. Aa. Britanya'dan burası kalkanacak. Öyle mi? Yani öyle de denebilir. Borcumuz ne olacak peki? Ne borcu ya? Borç borç yok. Yani bu uluslararası bir yapı. Çıkmayacaklar bunlar. Gerilla 93 sürecinden nasıl çıktı biliyorsun? Nasıl? 10 santimlik bir kayanın üzerinde kımıldamadan 10 saat durarak. Biz de duracağız yani. Peki bunlar bilmediği katıra niye yem veriyor evlat? Ne yemi ne katır? Anlamış bakın Esat Bey. Bak doğrusunu istersen ihtiyar. Ben doğduğum mezardan iki fotoğrafla dönüp ofisimde kahvemi yudumlarken o resme bakmak istiyordum. Ya inan en çok bunu istiyordum. Bizim yapiler sever böyle dramatik çıkışlarla başlayan kariyerleri. Ama görüyorsun işte hiçbiri olmadı. Ben senin gibi kelamı tezyin edemem evlat. Ama üstünde yürüdüğüm toprağı iyi tanırım.
şunu bil ki... ...gürtün sükutu hayali arttıkça... ...toprağa akan kan da artar. Bu memlekete hayır mı yapacaksın? Ama... ...önce herkesin elinden tutacaksın. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Acem'i al. Sebi Subyan gibi kapı kapı gezdir. De. De ki ahan, bu senin amcandır. Bu kardeşindir. Bu halandır. Bu anan dayısıdır. Çocuğa kızım akraba öğretir gibi. Eşin kim? Dostun kim? Dostun kim? Düşmanın kim? Bire bir öğreteceksin. Bir kere bunu yaptığında kalkınma da olur, terakki de. Ta Britanya adasından kalkıp da... ...kavga etmeyin bakayım diyen hergeleye de... ...haydi ulan oradan de. Kendi kardeşliğimi sana mı soracağım de. Gör o vakit terakki neymiş, sulh neymiş. Oğlum ne uğraşıyorsun şununla? Çekiyor mu diye bakıyorum dedi. Çoban Necati şu tarafta konuşuyor. Kayaların üstünde. Çekiyor mu oradan? Ben bilmem. Necati konuşuyor. Ben giderim komutan. Tehlikeli olmaz mı Osman? Komutan, eğer sabaha beklersek buradan adım bile atamayız. Eğer başarırsan en azından mesaj gönderebilirim. Tamam, ben de hazırlıklı olurum. Çık istersen. Ne çıkacak? Kendine imdad edemeyen bana mı imdad edecek? Sedat, Osman Karat ben. Şu anda Tilki Devri'nin kuzey batısında bir çobanın evinde mahsur kaldık. Acil durum, çabuk. Komutanım, anlaşıldı komutanım. Jandarma! Ecelin geldi jandarma! Ecelin'le aranda 100 metre var. Vazgeçmeyecek. Ben onu öldürene kadar bu kadın hiç vazgeçmeyecek. Hadi koyunuz, hadi koyunuz! Sallanmayın onu, acele edin! Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi! Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi! Hadi abi! Gidelim olalım adamlarımıza, hadi! Hayır komutanım. Sanırım sadece yorgunluk. Evet komutanım, Esat Bey'in sağlığı yerinde. Birazdan alınacak komutanım. Sağ olun. Emredersiniz komutanım.
komutanımızın selamları var Esat Bey. Birazdan alınıp Tugay'a götürüleceksiniz. Buralarda ilk çatışma çıktığında gencecik bir delikanlıydı. Allah kahretsin. Savaş, 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 savaş. Sonuç ne? Aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bir de şöyle düşün Başkan Bey. 30 yıldır savaş iyiler ama onlara bir çakıl taşı bile vermedik anasını satayım, he? Vermediğinde ne oldu, he? Her şey berbatlıkta birbiriyle yarışıyor. Adam, daha evvel hiç bilmem ne reisini köte katmadım. Ama senin karşıntın şiddetli görünüyor. Tıkamca, sakin ol sen de. Neden Britanya'nın Hint valisi gibi davranıyorsun? Senin postunu kurtarmak için bu çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Daha ne istersin? Çocuklar sancak bekliyor. Sancak. Bundan ötesi var mı? Bundan mübareği var mı? Ha? Var mı? Sıtkı amca. Sıtkı amca. Hadi gel biz bir şeyler yiyelim. Hadi.